dünyanın geleceği insansızlaşmaya doğru adım adım ilerlerken, insansız hava araçları sektöründe de inanılmaz bir rekabet mevcut. Kimi sadece istihbarat toplayan, kimi ise düşmana sessizce yaklaşıp bombaya boğan bu sistemlerin gelecekte bürüneceği rol savaş uçaklarının pabucunu dama atacak. Bu videomuzda savaş uçaklarının yerini alacak 10 yeni SİHA projesinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. TUSAŞ Göksungur Jet SİHA. Milli Muharip Uçak T-129 Atak, Atak 2 ve Gök ve helikopterlerinin yanı sıra Hürkuş ve Anka gibi önemli projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, çift motorlu İHA Aksungur'un ardından yeni bir çalışma için kolları sıvadı. Aksungur'u teslim ettikten sonra Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik İHA'sı Göksungur'u da uçurmayı hedefleyen TUSAŞ, bu alandaki açığı yerli olarak kapatacak. Öncelikle hava savunma sistemlerinin testi ve geliştirilmesinde kullanılması planlanan süpersonik araç, Milli Muharip Uçak içinde görev yapacak. Göksungur için TUSAŞ tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek'in motorunun geliştirilmesi planlanıyor. Milli Muharip Uçak'taki pilot etrafında bulunan İHA'ları da yönetebilecek. İHA'nın saatte yaklaşık 1600 km süratle uçabileceği kaydediliyor. Göksungur'un radarda kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterip karşısındaki radarların aldatılmasını sağlayabilecek donanıma da sahip olması bekleniyor. Bu ortamda ortaya çıkacak olan Göksungur jet motorlu insansız hava aracımız F-16'ların görev yükünü ciddi manada azaltacak. 2. Avenger ER. Predator serisi gibi SİHA alanında deneyimli General Atomics'in yeni nesil Avenger tipi SİHA'sının daha uzun menzilli tipi olan 2016'da ilk test uçuşunu gerçekleştiren Avenger ER gerçekten savaş uçağını aratmayacak bir sistem. Avenger ER 23.16 metre kanat açıklığına ve 13.41 metre gövde uzunluğuna sahip. Jet motorlu Avenger ER önceki modellere göre 1 ton daha fazla yakıt taşıyabilmekte. Bu sayede Avenger'ın havada kalış süresi 20 saatin üzerine çıkmış. Saatte 740 km sürate ulaşabilmekte. Gövdeye gömülü silah haznesi, düşük görünürlüğü ve gelişmiş uçuş elektronik sistemleriyle Avenger, 5. nesil uçakların kabiliyetlerinin önemli bölümüne haiz. SİHA ayrıca geliştirilmeye ve güncellemeye açık bir platform. Lazer silahı taşıyabiliyor ve SİHA sürüsü oluşturmak üzere programlanabiliyor. ABD'nin Avenger ER'yi Suriye'de denediği ve gelecekte ilk görünmez uçağı F-117 yerine bu SİHA'ları tercih edebileceği belirtiliyor. 3. X-47B. ABD donanması için geliştirilmiş savaş uçağı boyutlarında kuyruksuz bir İHA. Düşük görünürlük teknolojisine sahip, kapalı haznesi 2 tondan fazla silah alabiliyor. Uçak gemilerine iniş ve kalkış deneylerinde de başarılı oldu. Ayrıca tanker uçaklarından yakıt ikmali yapabilen tek SİHA 12.000 metre irtifaya kadar da çıkabiliyor. Menzili 3.000 kilometrenin üzerinde. X-47B'lerin 2021 yılından itibaren ABD donanması envanterine katılabileceği belirtiliyor. 4. WZ-8. Çin ordusu 1 Ekim'deki kuruluş yıldönümü kutlamalarında iki yeni SİHA'sını gün ışığına çıkarttı. Bunlardan biri de WZ-8. Kısa delta kanatlı ve jet motorlu olduğu anlaşılan bu SİHA hakkında çok az ayrıntı biliniyor. Yapılan açıklamada WZ-8'in çok yüksek irtifalara çıkabildiği ve yüksek süratli olduğu belirtildi. SİHA'nın 1 Mach'ın üzerinde hıza ve düşük görünürlük teknolojisine sahip olduğu tahmin ediliyor. Büyük bombardıman uçakları veya kargo uçaklarından havaya salınacağı tahmin edilen uçağın havadan karaya ve havadan havaya füzelere sahip olacağı tahmin edilmekte. Bir başka tahmin ise WZ-8'lerin istihbarat faaliyetlerinde de kullanılacağı. 5. GJ-11. Yine Çin tarafından kuruluş yıldönümü kutlamalarında tanıtılan ikinci SİHA GJ-11. Tam adı Wing Long 2 olan GJ-11'de en az CH-7 kadar büyük bir SİHA. Bu SİHA Çin ordusunun envanterine girdi ve hatta Libya'da da kullanıldı. En az CH-7 kadar büyük bir SİHA ancak onun yüksek kabiliyetlerine pek sahip değil. Pervaneli motorlu olan GJ-11 400 kilogram görev yükü taşıyabilmekte ve saatte 379 km hıza çıkabilmekte. Ama bu SİHA'nın bu listede olmasının tek bir sebebi var. O da tam 1500 km menzile sahip olması. Bu Amerika'nın MQ-2 Predator SİHA'larına alternatif olarak üretilen bir SİHA ve gerçekten uzun menziliyle çok dikkat çekiyor. 6. Bayraktar Mius İnsansız Uçak.
Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, dünyada 5. nesil savaş uçakları geliştiriliyor. Onlar insanlı savaş uçakları ve 5. nesilden sonraysa insansız savaş uçaklarının göreve başlayacağı söyleniyor. Bizim de aslında çalışmalarına çok önceden başladığımız ama Akıncı'yı yaptıktan sonra geliştireceğimiz jet motorlu muharebe uçağı olacak. Bu prototipin ilk uçuşunu 2023'ten önce yapmayı hedefliyoruz ifadelerine yer verildi. Selçuk Bayraktar tarafından çalışmalarına başlanıldığı açıklanan Muharip insansız uçak sisteminin 40.000 feet operasyonel irtifaya, 5 saat uçuş süresine, 3.5 ton kalkış ağırlığına, 1 ton mühimmat kapasitesine, jet motorlu itki sistemine ve 0.8 Mach seyir hızıyla SATCOM veri ağına, yani uydudan haberleşme yeteneğine sahip olması bekleniyor. 7. Dassault Nevron. Fransız Dassault Aviation firması öncülüğünde Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, İsveç ve İsviçre'nin katıldığı geleceğin siyasını geliştirmeyi amaçlayan bir program. 2003'te başlayan program hayli ilerlemiş durumda. İlk tasarım 2010 yılında ortaya çıktı. Fransa, İtalya ve İsveç'teki uçuş ve silah testlerinin ardından 2016'da Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisinde iniş ve kalkış testleri de başarıyla yapıldı. Dassault Nevron, düşük görünürlüklü hem deniz hem de kara platformlarında iniş ve kalkış yapabilen gömülü silah hazneli bir hale olarak tasarlandı. Lazer güdümlü füzelere sahip olacağı belirtiliyor. Jet motorlu SİHA'nın hızının 1 Mach'a yakın olacağı tahmin edilmekte. Teknoloji geliştirme amaçlı programın ne zaman tamamlanıp Nevron'un seri üretime geçeceği de henüz açıklanmadı. 8. Ohotnik B. Dünya kamuoyunun Eylül 2019'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı kısa videoyla tanıdığı Ohotnik B, düşük görünürlük teknolojisine sahip bir hale, yani yüksek irtifa, uzun havada kalış süresine sahip bir insansız hava aracı. Savunma Bakanlığı'nın videosunda Rusya'nın 5. nesil uçağı Su-57 ile birlikte uçtuğu görülen Ohotnik B'nin savaş uçaklarına eşlik etmek için tasarlanmış bir SİHA olduğu anlaşılıyor. Rus medyası SİHA'nın 20 ton ağırlığında olduğunu ve jet motorlarıyla saatte 1000 km hıza ulaşabileceğini belirtiyor. İlk uçuşun gerçekleştirdiği anlaşılan Ohotnik B'nin ne zaman envantere katılacağı ise henüz belirsiz. 9. CH-7. CH-4'ün de üreticisi Çin Havacılık Bilimleri ve Teknolojileri Şirketi'nin ürünü olan CH-7, bir Hale sınıfı insansız hava aracı. En önemli farkı düşük görünürlük teknolojisine sahip olması. 10 metre uzunluğa, 20 metre kanat açıklığına ve 13 ton kalkış ağırlığına sahip bu dev SİHA, jet motorlu ve saatte 920 km hıza çıkabiliyor. Menzilinin 2000 km olduğu belirtilen CH-7, 13.000 metre irtifaya çıkabilmekte. İlk uçuşunu 2019'da yapan bu insansız hava aracının 2022'de seri üretime girmesi bekleniyor. 10. Skyborg. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarları, düşük maliyetli, yapay zekalı, kolaylıkla ikame edilebilir bir insansız hava aracı üzerine çalışıyordu. Skyborg adı verilen projede net bir tasarım ortaya çıkmasa da, konsept olarak Skyborg'un otonom kalkış ve iniş sistemlerinin olması, her türlü hava şartında uçabilmesi, hava ve kara engellerini rahatlıkla aşabilmesi bekleniyor. Skyborg'un da Valkyrie gibi insanlı savaş uçaklarına eşlik edeceği belirtilmekte. Yapılan planlamalara göre Skyborg'un 2023 yılında hazır hale getirileceği belirtilmekte diyelim. Peki siz bu 10 İHA'dan en çok hangisini beğendiniz? Sizce hangisinin tasarımı ve özellikleri diğerlerinden daha iyi? Lütfen yorum yazmaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.